Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Züleyha Altındal hanımefendi var. Kendisini önceki programımızda tanımıştık. Bugün de bizlere iğne oyasını uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz hocam. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün havlu üzerine hercai menekşe yapmayı göstereceğiz. Havlumuz etamin kursumuzda etamine işlendi. Biz üzerine menekşe yapmayı göstereceğiz. Evet efendim. Menekşemizi sihirli halkayla yapıyoruz. Elimize bir kere ipimizi doladık. Sürafayla başlıyoruz. Sihirli halka dediğimiz bu. Evet, sihirli halka dediğimiz bu. Menekşenin ilk aşaması. Evet, menekşenin tabanını yapıyoruz. 8 tane zürafa yapacağız. 4 yapraklı bir menekşe olduğu için. Kaç aşamadan geçecek hocam? Yaptıktan sonra üstüne ilave bir şeyler yapacak tabii mıyız? Tabii ki. Önce arttırmalarımız var. Sonra eksilteceğiz. Daha sonra damarlarını yapacağız. Sekiz zürafamızı yaptık. Hemen arttırmaya başladık. İki zürafayı arttırarak yükselteceğiz. Kenarlardan arttırma tekniğiyle, gözemeli piramit tekniğiyle yapıyoruz. Bir ilk başta, bir de son zürafamıza iki defa batarak arttırma yapıyoruz. İlk programımızda zürafanın nasıl yapıldığını anlatmıştık seyircilerimize. Evet, anlatmıştık. Tekrarlayalım isterseniz efendim. Zürafa nasıl yapılıyordu? İğnemizi batırdık zeminimize. İki kere dolayarak karşıya doğru çekiyoruz. Zürafamızı tamamlıyoruz. Bu menekşe yapma tekniğinde tek doluyoruz ama. Zeminlerde iki doladığımızda biraz daha yüksek olmasını sağlıyoruz. Menekşede çok yüksek olmasını istemiyoruz. Onun için tek doluyoruz. Yedi zürafa olana kadar arttırmaya devam ediyoruz. Şu an ilk yaprağını yapıyoruz değil evet, mi? Evet, ilk yaprağını yapıyoruz. Şu anda 6. zürafadayız. Bir sıra daha arttırıyoruz. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz. Karantina günleri nasıl geçiyor hocam? Karantina günleri biz çalışıyoruz. Akmek'te çalışmaya devam ediyoruz. Şu an bir maske yapımındasınız evet, değil mi? Evet, maske imalatında görev aldık. Maske dikiyoruz. Belediyemiz kendi üretiyor artık maskelerini. Gerçekten çok güzel bir faaliyet oldu. Evet. Akmek'teki hocalarımız da sağ olsunlar. Bir yardımlaşma içerisinde, bütünlük içerisinde hep beraber çalışıp. Aynen, hep birlikte çalışıyoruz, maskelerimizi üretiyoruz. Kursları da özlediniz bu süreçte değil mi? Evet, kurslarımızı özledik. Öğrencilerimiz sürekli mesajlarla telefon açarak gelmek istiyorlar.
Ama süreç nasıl olur bilmiyoruz tabii İnşallah. Ki. Ne zaman açılır, ne zaman başlar bilmiyoruz. En kısa sürede biter. Herkes normal hayatına geri döner diyoruz hocam. İnşallah. Tek temennimiz o. İpimiz bitti. Ben biraz küçük almışım ipimi. Bu arada eksiltmeye geçtim. Eksiltme işlemi nasıl yapıyoruz hocam? Kenarlardan arttırmayı bırakıyoruz. Yandaki zürafaya batarak eksiltme işlemimizi yapıyoruz. 4 zürafa kalana kadar eksiltiyoruz. En üst sırada 4 zürafa kalacak. Havlu kenarlarını süsleyen birçok şeyde kullandığımız elemi, göz nuru, evet. İğne oyalarımız. Evet. Burada da çok güzel parçalar görüyorum hocam. Evet, runnerlarımız. Kız çeyizlerinde geleneksel olarak bütün annelerimizin olmasını istediği en özel parçalar. Evet hocam, gerçekten çok emek verici. Menekşemizin iki yaprağını açık renkten, iki yaprağını koyu renkten yapacağız. Ben şimdi koyu renge geçtim. Açık rengimizi yaptık. 4 yapraklı bir menekşe. İğne oyasına yeni başlayanlar bu modeli çalışabilirler mi? Yeni başlayanlar çalışamazlar. Biraz artma tekniğini öğrenmeleri gerekiyor. Hı hı. Artırma demek kenarlardan birer zürafa fazla yapmak demek. O konuda biraz zamanlarda. evet biraz ilerlemeleri gerekiyor. Biraz öğrencilerimiz sıkıntı çekiyor artma tekniğini öğrenmekte ama biraz çalıştıktan sonra yapabilirler. Çok zor bir teknik değil. Elimizin alışık olması gerekiyor. Biraz çalışmak lazım. Çok da zor bir teknik değil. Alıştıktan sonra dilediğimiz her şeyi yapabiliriz. Evet, evet her şeyi yapabiliriz. Menekşeye geçmek biraz iki dönem kursa gelmesini gerektiriyor. Ama bizim hanımlarımız çok marifetliler. Elleri yatkın. Yapanlar çok yani. Bizim bir kültürümüz, geleneksel bir evet. branşımız. Yani. Önceleri daha gündemdeydi değil mi iğne oyası? Aslında benim öğrendiğim dönemlerde herkes bilmiyordu. Çok kıymetliydi o zaman. Böyle kurslar falan da yoktu. Çok kıymetliydi. Yapan çok az kişi, nadir kişiler yapardı. Biz birbirimize öğretirdik arkadaşlarımız, ailemizden. Daha sonra böyle kurslar açıldı. Kurslarda biz mesela 3-4 birimde görev yapıyoruz. 100'e yakın öğrencimiz oluyor bir dönemde. Yani birimizin 100 kişi öğrettiğini düşünürsek şu anda daha çok evet hocam. Bilen var. Kurs bittikten sonra her şeyi yapabilirim artık diyen öğrencileriniz oluyor mu hocam? Olmaz mı? Çok. Çok var. Her şeyi yapabiliyorlar. Sürekli yaptıkları için elleri de alışıyor. Çok da güzel işler çıkıyor. Bundan çok para kazanıp evini geçindiren, evdeki ekonomiye katkıda bulunan çok hanımlarımız var. Temiz bir iş. Aynen, temiz iş. Bir de malzememiz bizim çok sıkıntı değil. Bir iğneyle, bir iple. Her şeyi yapabiliyor, her yere götürebiliyor. Hem gezmeye gidiyor, orada oturuyor arkadaşlarıyla sohbet ederken işini de yapabiliyor hanımlar. Şu an menekşemizin ikinci yaprağını evet, ikinci yaprağını yapıyoruz. İkinci yaprağımız da bitmek üzere.
İğne oyası biraz zaman alan bir şey. Yani çok hemen bir günde bir iş çıkacak diye bir şey yok. Bazen 2-3 günde bir parçayı çıkarabiliyoruz. Bazen bir haftada. Böyle uzun runner işleri de daha fazla sürüyor. Gerçekten çok güzel olmuş bunlar da. Teşekkür ederiz. İkinci yaprağımızı da tamamladık. İki açık eflatun, iki tane de koyu eflatun olacak. Ben bunu şöyle bırakayım. Ben hazırlamıştım daha önceden. Diğer yaprakları da aynı şekilde tamamladık. Aynı şekilde tamamladık. Şu anda damarlarını yapacağız. İpimizi herhangi bir yere tutturuyoruz ve iplerimizin böyle kopma riski de oluyor tabii ki. Her zaman ilk ilmeğimizi iki dolayarak alırsak daha sağlam olur. Dördüncü sıranın en kenardaki göze geçirdim. Sonra son sıradan bir önceki sıraya geçiriyorum. Böyle tel yapar gibi. Hafifçe bırakıyoruz. Hafifçe bırakıyoruz. Üçüncü ipimizi de ilk yaptığımızın tam hizasında. Aynı yerde bitiriyoruz. Aynı yerde bitiriyoruz. Yandakine geçmek için gene buraya bir zürafa yapıyoruz. Sıkılamak için. Aynı iple devam ediyoruz. Aynı iple devam ediyorum. Aynı renk olduğu için. Çok fazla ip kesmek işimize gelmiyor. Çünkü her yerde bir ip kopuntusu olması gerekiyor. Biz onu çok istemiyoruz. Ne kadar uzun yaparsak ipimizi o kadar iyi bizim için. İpimizin katı açılacaktır. İğnemizi çevirerek katını düzeltebiliriz. Her menekşeye bir 3 tane damar yapıyoruz. Bu değişik çiçeklerde farklı oluyor tabii. Aynen. Aynen. Bu menekşeye özgü bir teknik. Farklı çiçeklerde farklı şeyler yapıyoruz. Gene 2 zürafa atarak sıkılıyorum. Buradaki fazla iplerimi temizledim. Sonra sarı ipimizle ortadaki tohumu yapacağız. Onu nasıl yapacağız hocam? Onu da aynı şekilde önce sıkılıyoruz. Tohum yaparken biraz büyük ve kalın bir iğne kullanıyoruz. Daha kolay çıkarabilmek için. Sıkıladım. Tam karşılıklı herhangi bir yere batırdım iğnemi. Sonra tek katlı ipimden iğnemin başını doluyorum. Ben 40 tane doladım. Önce iğnemi oradan kurtardım. Sonra iğnemin içinden aktararak ipimi geçiriyorum. Bunu mutlaka böyle çevirerek geçirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Elimizin içinde bunu çevirerek yerleştiriyoruz. Hemen oluştu zaten. Aynen,
Aynen. Sonra yerleştiriyorum içine. Böyle form vererek sıkıştırıyorum. Birkaç kere iğnemi batırıp geçiriyorum farklı gözlere. İyice yerleşti. Daha sonra bunu monte edeceğim. En sıkıntılı tarafı bu. Ayarlayabilmek önemli. Tohumu ayarlamak önemli. En sıkıntılı yeri orası. Ama eliniz alıştığı sürece onda da bir sıkıntı olmuyor. Hemen arkasına sıkıladım. Form verdim. Bu iplerimi de temizliyorum. Evet, menekşemiz hazır. Menekşemiz hazır. Ben önceden hazırlamıştım diğer menekşeleri. Nasıl monte edeceğiz hocam şimdi? Sarı ipimi kesiyorum. Monte edeceğim yere aslında işaret koymamız daha güzel olur ama işaret koymadan da şu şekilde önce yerlerini belirleyip işaretleyip yapabiliriz ama çok önemli değil. Göz kararı, siz onu zaten nerelere yapacağınızı biliyorsunuz. Etamin kursumuzda işlenen etamin havlumuzun üstüne yapıyoruz bunu şu anda. Arkasından dikerek gene zürafa atarak sabitliyoruz. Sabitliyorum. Birkaç defa yapabiliriz zürafayı. Ama çok sorun olmaz. Zaten iplerimiz ütülendikten sonra çok sıkı oturan ipler. Sökülmesi falan olmaz. Evet. Çok güzel oldular gerçekten hocam. Şöyle gösterelim. Havlumuzun bitmiş hali efendim. Gerçekten çok zarif oldu. Elinize, emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Züleyha hocam iğne oyasından menekşe nasıl yapılır onları anlattı. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.